Türkiye YouTube tarihinin en kapsamlı, en detaylı ve en akılda kalıcı üstü ifadeler kampından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. LGS matematiğin ve hatta matematiğin en önemli konusu üstü ifadelerle karşınızdayım. Bu olay bir videoda bitmeyecek. 2, 3 ve belki de patron çıldırdı 4. videoya kadar gideceğiz. Çok detaylı bir şekilde sana üstü ifadeleri yalayıp yutturacağım. Tamam mı? Zihninize buradan deliği açacağız. Sokacağız tüm bilgileri. Hiç merak etmeyin. Şimdi tabii bu birinci video dedik. Ve şarkıyı da alalım artık. Yeterince nabzımızı yükselttiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok önem veriyorum Eli Hoca bu konuya. Şimdi birinci videodan sonra dediğim gibi devamı gelecek. işlemler, bilimsel gösterim, ondalık çözümleme ya aman Rabbi Çıldıracağız. Buralarda böyle heyecandan duramayacağız. O kadar deli dehşet bir üst ifadeler kampıyla karşınıza geliyorum bu sene haberin olsun. Dolayısıyla diğer o gelecek videoları da kaçırmamak için mutlaka yapman gereken çok ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk bir iş var. O da abone olup takip etmek. Sen bildirim zilini şimdi şöyle olabilir. Hocam biz sizi bir daha nerede göreceğiz ya? Sen bildirim zilini aç, ben seni bulurum. Tamam mı? Dolayısıyla da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve tabii ki de videoyu beğenerek hocam biz de seninle beraberiz. Yükseklerden beraber uçalım hocam şeklinde bize mesaj vermiş olursunuz. Şimdi gençler dediğim gibi üst ifadeler kampımıza başlayacağız. Ee dediğim gibi de 3-4 video sürecek. Çok güzel sorular çözeceğiz. Konu anlatımı ya burada dinledikten sonra ya anlamayanı dövüyorlar diye bir söz var ya o kadar o kadar iddialı bir konu anlatımıyla karşında olacağım. Çok güzel de sorular çözeceğiz. Tabii ki de planlamalarınızı yapmayı unutmayın. LGS canavarlarına özel planlama defteri mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum dedim. Nefesim kesildi. Nabız şu an 190 gösteriyor. O zaman derse hazırım. Haydi o zaman ilk sayfamızla başlıyoruz. Şimdi bir önce temeli atalım. O pastanın tabanını bir oluşturalım. Üstüne birazdan çilek, vişne, muz, kivi, kestane ne varsa atacağız tamam mı? Şimdi gençler üst ifadeler öncelikle nedir? Bunu zaten evet hocam biz zaten biliyoruz sen hayırdır diyebilirsin de. Yani niye bu kadar coştun sen? Hocam seni böyle görmemiştik falan. Ya çok enteresan bir konu anlatımı olacak. Çok detaylı, senin için çok kapsamlı hazırladım. Şimdi bak, üstü ifadeleri ben sana en başından alıyorum. Tanımından çünkü üstü ifadeler dediğim gibi bak, LGS'de karşında 3 soru var. Doğrudan. Dolaylı olarak da bir 3 soru daha gelir. 6 sorunun tabanını oluşturacağız. Dikkatli ol ha. Üst ifade şudur gençler, matematikçilerin tembelliği meşhur biliyorsun. Dolayısıyla çarpmayı sürekli 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 yapmaktansa bunu demişler kısaca gösterip geçelim canımız sıkılmasın. Mesela demişler ki ya biz bu ikiyi çarpalım, çarpalım, çarpalım. Ya böyle yaza yaza üşenmişler, bakmışlar kalemin uçları bitmeye falan başlamış. Dolayısıyla demişler ki biz bunu kısa yoldan göstermeliyiz çünkü biz tembeliz. O zaman da demişler ki bunu ne yapalım? şunu yapalım ya biz sürekli aynı sayıyı çarpıp duruyoruz değil mi aynı sayıyı o zaman o başrolü kahramanı bir kere bir yazalım Nedir o? 2. O zaman bir 2'imizi bir yazalım. Ondan sonra da kaç kere çarptığımızda bir yere not edelim demişler. İşte 3 kere çarptıysak buraya 3 yazalım demişler ve olay tam olarak buradan başlamış. Evet ilk e, naneyi kim yediyse onun altından çıkmış bütün işler. Dolayısıyla da biz işte üstü ifadeleri bu şekilde tanımlıyoruz. Tekrarlı çarpımın kısa yazılımı, kısa gösterimi gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi bu tamam. Peki buradaki detaylar nedir? Öncelikle biz artık şu ifadeye ne diyoruz? Üstlü ifade diyoruz. Ve buradaki üste olan arkadaşa da artık ne diyeceğiz? Üst diyeceğiz. Şimdi diyeceksin ki hocam T'si nerede? La oğlum ne diyorum ben? Tembel adamlar. T'yi yazmaya bile üşenmişler ya. Dolayısıyla sadece üst. Tamam mı? Ha biraz da böyle afilli bir isim kullanmak istiyorum diyorsan kuvvet olarak da geçiyor kuvvetini almak deriz mesela. Hani üstü ifadeyi bulmak aslında şurada 2'nin üçüncü kuvvetini almaktır. Bu şekilde tabirler karşına gelebilir. Tamam kuvveti anladık. Peki altta kalanın canı mı çıksın hocam? Hayır. Ona da ne diyoruz? Ona da taban diyeceğiz. Tamam mı? Çünkü zaten tabanda. Adamlar tembel. Ekstra bir tanım bulmaya uğraşmamışlar bile. Bu tabanda duruyor. Taban diyelim deyip geçmişler. O kadar net. O zaman şimdi mevzumuz bu bunu peki hesaplaman gerekirse ne yapacaksın? Mesela sana sordular 2 üzeri 3 kaçtır? Bulman gerekiyor. E ne yapacaksın? İşte 2'den 3 tane yazıp çarpacaksın. 2 kere 2 4. Kaldığın yerden devam. 4 kere 2 8. Tamam Bu şekilde kaldığınız yerden devam ederek çarpa çarpa sonucu bulabiliyorsunuz. Burada 3 olunca biliyorsun ne diyorduk? 3 olursa üssümüz küp diyorduk. Eğer üssünüz 2 olursa da mesela 2 üzeri 2 o zaman da 2 iki çarpı 2'den hani 4 ya. Burada da 2'nin karesi olarak isimlendiriyorduk. Sadece bunların özel ismi var. Kare de yani ikinci kuvvette kare diyoruz. Üçüncü kuvvette küp diyoruz. Nokta. Başka detaya girilmemiş. Tamam mı? Şimdi tabanı üssü anlattık bu olayı noktaladık. Üst ee, üstü ifadeleri zaten dediğim gibi buraya kadar biliyorsun. Birazcık detaya inelim. Gençler sıfır haricindeki herhangi bir sayının şimdi sıfırıncı kuvveti ne demektir? Sonuçta üsse 5 yazarsam 5 kere tekrar tekrar yazıp çarpacağım. Üsse 7 yazarsam 7 kere yazıp çarpacağım. Üsse 0 yazarsak ne oluyor hocam? İşte burada matematikçi amcalar bizim imdada yetişmişler. Sıfırıncı kuvvet Standart olsun demişler. Herkes de 1 olsun. Mesela hocam hocam 8'in 0. kuvveti de mi 1? Evet 8'in 0. kuvveti de 1. E hocam ya 1453'ün 0. kuvveti de artık vardır bir şey. Yok onun da 0. kuvveti 1 olacak. Tamam biri böyle fasulyeden gibi düşün. Her yere onu ekliyoruz. Anlaştık mı? 0. kuvvet 1. Sabit. Peki bizim Birinci kuvvetimiz nedir? Bir sayının birinci kuvveti. Ya burada da ne demek üste bir yazması? Mesela 7'nin üstünde bir yazıyor. Ne demekti? Mevzuyu anladınız artık. Bu başrolümüzü, tabanımızı bir kere yazmak demek. O zaman sen de bir kere yazıp topuk kaçıyorsun. O kadar. 7 üssü 1, 7'den bir tane yaz geç. 7 üssü 2 olsaydı 7, 7, 2 kere yazacaktık. Tamam anlaştık. Şimdi burada tabii sıfırıncı kuvveti hocam ispat istiyoruz diyenler şunu yapabilir. Mesela gençler 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. 2'nin birinci kuvveti nedir? 2'dir. Bak sürekli ne oluyor? 2'ye bölüne bölüne gidiyor ya. İşte burada da 2'nin sıfırıncı kuvveti bu 2'yi bir daha 2'ye böldüğünüzde ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Bunu diğer üstlü ifadeler içinde düşünebilirsiniz. Yani buradan geliyor. Mevzu bu aslında tamam. Şimdi hemen CIX'e seni ee, şutluyorum. CIX birimizi çözelim. Ciddiyet isteyen? kekremsi bir soru. Bakalım işleminin sonucunu sormuş. Şimdi elimde neler var? Eksi 5'in ikinci kuvveti var. Bunu bir ayrıca bulacağım. Eksi 5'in ikinci kuvveti. Aa ne demek ki eksi 5'in ikinci kuvveti diye soracaksın sen. Ben de diyeceğim ki sana. Eksi 5'i iki kere yazıp çarpacaksın çocuğum diyeceğim. E sen de çarpacaksın. Eksi 5 ile eksi 5'i çarpacağız. İki kere yazdım. Tamam. Üstte 2 var çünkü. İki kere çarpacağım. Tamam. E, eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 5 25. Hop birinci çinko. At cebe. Birinci arkadaşımız 25 çıktı. 2'nin 4. kuvvetine geçiyorum. Ee, onu da şöyle bir köşede bulalım. 2'nin 4. kuvveti yapacak bir şey yok. Bunu böyle 4 kere yazıp çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Dolayısıyla buradan da 16 geldi. Hemen sıradaki 3 üzeri 3. 3'ün 3. kuvveti. 3'ü 3 üç kere yaz demiş. Lan ne çok 3 dedim ya. Sanki fotoğraf şey. 3. Fotoğraf çekirken 3 mi deniyordu ya? Ben bunu hiç aklımda tutamıyorum. Fotoğraf çekilirken hangi sayı söyleniyor? 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Çaktırmadan bunu da bulduk. 27. Diğer kardeşimizi bulmaya gerek yok. Çünkü üstü 0. Laps diye biri yapıştıracağım. Ve olayı noktalayacağım. Bundan sonrası artık işlem. Al yakınlaştırdım. Göremiyorum diye bana bahane bulma. Bahaneler bahaneler. Hocam göremiyorum o yüzden anlamadım. Al. Al sana %800 zoom. Şimdi 25 ile 16'yı toplarsam 35, 41. 41 ile 1'i topladım. 42, 42'den 27'yi çıkartacağım. Üf, hiç sevmem şu işlemleri de. Burası 5 mi? <laughs> 15. İşlem sevmiyor matematik öpmedim olur ya. 15 dedik. Dolayısıyla da gittik Ceyhan'a vurduk geçtik. Anlaştık mı? Kapış. Tamam mıyız? Şimdi mevzu bu. Üslü ifadeler bu şekilde. Ha sen şimdi istiyorsun ki hocam üstü ifadeleri hızlı hızlı bulayım ya. Hocam şurada 2 üzeri 4'ü sorduğunda hemen 16'yı bulduracak bir taktik bir şey var. Gel büyük ekranda söyleyeceğim. Ezberle. <laughs> tamam yapacak bir şey yok. Şimdiden sana ödev. Tamam bu dersin ödevi 2'nin özellikle birinci kuvvetinden başlıyorsun. Böyle 2 T 10. kuvvetine kadar ezbere biliyorsun. Çünkü çok çıkıyor. 3'ün 10. kuvvetine kadar çıkıyor. Sonra e, şey 2'nin 10. kuvvetine kadar ezberleyeceğiz. 3'ün 1'den e, başla şöyle 3'ün 1. kuvvetinden başla. Burada da minimum 5. kuvvetine kadar ezbere biliyorsun. Bunlar çok çıkıyor. Bak ben sana yıllardır gördüğümü söylüyorum. Bizde yalan yok. Diğer sayıların da sadece ikinci kuvvetlerini bilsen yeter. Şimdi ben sana kalkıp da ne bileyim 9'un 7. kuvvetine kadar ezberle demeyeceğim. Onlar çok çıkmıyor zaten ki onları bak nispeten kolay buldurmayı göstereceğim birazdan. Ama bu söylediklerimi özellikle iki kuvvet, iki tabanı çok önemli. İkinin yedinci kuvveti çat 128 diyeceksin. Bak bana bazen öğrenciler geliyor hocam bu soruyu anlamadım diye sorduklarında diyorum ki bu soruyu boş ver. 2 üzeri 7 kaç? Soruda geçiyor. Böyle bir düşünüyor. ya hocam dilimin ucunda. A aç bakayım dilini diyorum. O orada gözükmüyor. Dolayısıyla da bilmediğini çalışmadığını anlıyorum. Eğer sen bunu bilmiyorsan çalışmıyorsan o soruyu çözme şansın yok. Dolayısıyla bilinecek. Artık ezberlemek mi dersin öğrenmek mi dersin o senin bileceğin iş. Dolayısıyla da ben sana olması gerekeni söylüyorum. O zaman çat geçiyorum. Ge geçtim. Heh. Tablet bile bir şaşırdı oğlum bu nasıl bir içerik falan diye. <laughs> Şimdi <gülüyor> gençler işte geldik. Fasulyenin zorladığı yere. Yok o zurnanın zorladığı yerde. Şimdi <laughs> burada Kuvvetleri ben sana ikiye ayırdım. Bak üstü ifadelerde göreceğimiz iki tane kuvvet var. Birincisi pozitif kuvvet ya da ikincisi negatif kuvvet, değil mi? Ben sana bunları gruplandırdım. Çok güzel bir çalışma yöntemi bak. Bu şekilde çalış. Şimdi karşında pozitif kuvvet olacak. Yani üssümüz kuvvetimiz pozitif olacak. Bu durumda e, taban ne olacak hocam? Tabanın da bak iki hali var. Ya pozitif taban gelir karşına, ya negatif taban. Peki bunları nasıl çözümleyeceksin? Bir Tabanın pozitif. Kuvvetin de pozitif. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Bayır aşağı. Yuvarlana yuvarlana gidebilirsin. Çünkü bunları zaten biliyorsun. Mesela 2'nin 3. kuvveti 2'den şöyle 3 kere yaz ve çarp 8. 4'ü 2 kere yaz ve çarp buradan hop 16. Tabi bunları ezberle artık. 2'nin 3. kuvveti çat 8. 4'ün 2. kuvveti çat 16. Hemen hızlı geçeceğiz. Burada dediğim gibi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla buna gülen suratımı yapıştırıyorum. Tamam. Ama negatif tabanda. Yani ee, tabanımız negatif sadece. Üsler normal yine pozitif. <laughs> İkisinde negatif olduğu yere geleceğiz. İyi hiç gelmek istemiyorum. Şimdi burada ne yapacağız hocam? Taban negatif. Ya tabanın negatif olması yine problem değil. Kuvvetin pozitifse buna genel bir gülücük bile koyabiliriz. Çünkü kuvvetin pozitifliği biz biliyoruz. Bir sıkıntı yok. Daha önce de görmüştünüz. Mesela ne diyor? Çünkü çok anlaşılması çok basit. Ya eksi 2'den 3 kere yaz çarp diyor. Daha nasıl açıklasın sana? Bu kadar basit. O zaman sen de diyeceksin ki ya eksi 2'yi ben şöyle 3 kere yazayım. Tamam mı? Ve çarpayım. Bu kadar nokta. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi eksi çarpımından bir kere artı. Artı 2 kere 2 4. Bak buraya kadar artı 4. Devam ediyorum. Artı 4 ile de eksi 2'yi çarptım. Artı eksiden eksi geldi. 4 kere 2'den de 8. Bitti. Sonucu böyle bulurum. Yani sıkıntı yok. Mesela eksi 5'in 2 kere yaz demiş. Alsan da eksi 5'i 2 kere yazıyorum. Ve çarpıyorum. Bunu zaten az önce de yaptık. Eksi eksi çarpımı artı. 5 kere 5 25. Bitti. Ha. Burada bir taktik bitiyor bir şeyler. İstiyorsan yaklaş. 3,5 santim ekrana yaklaşıyorsun. Var. Bunu artık standartlaştırabiliriz. Gençler pozitif sayıların tek kuvvetleri de çift kuvvetleri de pozitiftir. Ne demiştik? Zaten ikisi de pozitifse yani sayım pozitif, kuvvet de pozitif. Hiç sıkıntı yok. Bak orada tek kuvvetin yani kuvvetinizin Tek ya da çift olması bazen işleri değiştiriyor. Birazdan değiştirecek. Pozitif sayılarda hiçbir şey yok. Sıkıntısı yok. Alt ne pozitif, üst pozitif. Tek mi çift mi bakayım mı hocam? Bakma. Bakma. Pozitifte yürü git. Tamam. Ama sayınız negatifse... Bak negatif sayılarda her zaman bir, bir ufak frene, bir çıtır frene basıyorsunuz. Orada bakıyorsun tepeye. Şimdi bak. Şurayı anlatıyorum. Bak. Burayı anlatıyorum. Daha hızlı çözüm yöntemini anlatıyorum. Sayı negatif. Tamam tepeye bakıyorsun. Hemen üste bakıyorsun. Orası tekse, kuvvetiniz tekse negatif negatifliliğine devam eder. Çünkü tek kuvvet şu demektir. Bak tek kuvvetin E'si etliye, sütliye karışmam ben demektir. Sayı negatifse negatif devam eder bizde demektir. Tamam Ama negatif sayılarınızda kuvvetiniz çiftse, negatifte kuvvet çiftse orada zorlarsınız, patates olursunuz. Çünkü o negatif sayı pozitife döner. Bakınız şekil A. Negatif sayı kuvvetimi söyler misin bana? 3. 3 nedir? Tek bir sayıdır. O zaman negatiflik bozulmaz. Sonuç da negatiftir. Sayınız negatif. Kuvvetiniz hoppa çift kuvvet. Çift sayı. O zaman bak ne oldu sonuç? Pozitif oldu. Tamam. Pozitif kuvvet ne yaparmış? içerideki negatifi şey özü derim. Çift kuvvet ne yaparmış? İçerideki negatifi pozitife çevirirmiş. Şimdi burada bir detayımız var. O da parantez. Parantezin önemini sana şimdi anlatacağım. Ee, parantez sevgili gençler burayı hızlı geçelim Tanımları sevmeyiz. Örnekle anlatacağım. Negatif sayıların kuvvetleri alınırken işlem sonucunu değiştirebilecek etki yapar. Parantez bizim için oldukça önemli demek istiyoruz. Yazar burada bunu anlatmak istedi. Tamam. Sayınız pozitifse parantezin varlığının önemi yoktur. Ama sayınız negatifse birazdan patlayacağız. Şimdi gençler. Şurada bak dört tane sayı görüyorsun değil mi? Ya hepsi de aynı gibi. Aynı mı acaba? Bakalım. Şimdi öncelikle ben tembellik yapıyorum. Hemen sayının pozitif olduğu yerlere gittim. Burada parantezin bir önemi var mı? Hayır. Pozitifse parantezin önemi yok. 5'in ikinci kuvveti 5 kere 5 25. 5'in ikinci kuvveti 5 kere 5 25. Nokta. Parantezin varlığı pozitif sayılarda bir şey değiştirmiyor. Ama negatif sayılarda. Aman dikkat buraya çok dikkat. Şimdi bak. Parantez var. Sayım negatif ve kuvvetimiz çift olacak. Ne demiştik? Çift kuvvet karışır. Tek kuvvet etli sütle karışmaz. Ama çift. Çift evin o parantezi ev gibi düşün. Evin tepesindeyse evin içindeki herkese karışacak. Eksi mi o? <laughs> ev sahibi gibi düşün. Eksi artı yapacak. Beşinde ikinci kuvvetini alacak. İşte bu kadar. Ama eğer ev yoksa, ev yoksa bak yaklaş. Burada ev yok. Burada ev yok. İki kimin üstünde? İki sadece beşin üstünde. Eksiyi etkilemez. Dolayısıyla bu eksi kalır. Beşin ikinci kuvveti yine 25 yazarsınız. Bu ikisini anla yeter. Sadece bu ikisinin olayını çözseniz, anlasanız olayı anlamış olursunuz. Tamam mı? Diğerlerinde çünkü hiçbir şey değişmiyor. Ama burada değişiyor bak. Negatif kuvvette özür dilerim. Negatif sayıda çift kuvvette artıya dönüştürüyorsunuz. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Yine kulağınıza küpe olsun. Gençler bir sayının işareti normalde değiştirilemez. Değiştirebileceğiniz tek bir ihtimal var. O da negatifse. Pozitifleri değiştiremezsiniz bir kere. Pozitif bir sayıyı hiçbir şekilde negatife döndüremezsin. Öyle bir kural kaide yok. Sadece negatif sayılar birazcık kırılgan. Eksi zaten başında eksi var. Negatifi pozitife çevirebilecek tek etken parantez üstü çift kuvvettir. Hemen notunu al. Çabuk durdur videoyu. Notunu al. Negatif sayıyı pozitife değiştirecek tek durum parantez üstü çift kuvvettir. Nokta. O zaman devam ediyorum. Şimdi geldik. işte o zurnanın zort dediği yere negatif kuvvet. Burada da yine ben sana ikiye bölerek anlatıyorum. Tabanım pozitifken tabanımız negatifken. Şimdi pozitif tabandan başlayalım. Mesela 2'nin 3. eksi 3. kuvveti. Gençler negatif kuvvet şu demektir. Tek bir anlamı var. Onu bir sembol gibi düşünün. Tamam mı? Sana bir emir veriyor. Verdiği emir şu. Ters çevir. Nokta. Onun bir tane emir verme yetkisi var. Tepedeki negatif. Aslında negatif gibi düşünmeyin. Bir sembol gibi düşünün onu. Alttaki sayıyı ters çevir. Çeviriyorsun ve o gidiyor. Şimdi bak. 2'nin eksi 3. kuvveti. Alttaki sayı 2. Ama normalde o 2 aslında nedir? Gizli bir 1 var ya hani 2 bölü 1'dir. Tepede eksi. Hemen o eksinin dediğini yapıyorum ben. Ne, dedim, ne diyordu o? Ters çevir. Hemen 2'yi 1 bölü 2 yapıyorum. Ve tepedeki eksi Hatta gidiyor. Sadece kim kalıyor? 3 kalıyor. Bundan sonra artık sayılarınızın 3. kuvvetini tek tek alınız. 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 8. Bak sonuç ne geldi? 1 bölü 8. Alttakine geçiyorum. 4 paydasında 1 var. Tepede eksi gördüm. Ters çevir. 1 bölü 4. Kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti. Ya birinci kuvveti zaten sayının aynısıdır. Geç. 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetine geldim. Tepede eksi var. Eksi bana böyle yan yan bakıyor. Hemen onun dediğini yapıp kurtulacağım. Ters çevir. 2 bölü 3'ü ters çevirirsem hop 3 bölü 2 olur. Gayet basit. 3 bölü 2 yaptım sayımı. Tepedeki eksi gitti. Ne kaldı? 2 kaldı. Ha bundan sonra ikinci kuvveti tek tek alıyorsunuz. 3'ün ikinci kuvveti 9. 2'nin ikinci kuvveti 4. Cevabımız 9 bölü 4'müş. Anlaştık mı? Buraya kadar tamamsak şimdi herkes e, bir elini yüzünü yıkasın gelsin. Suyunu içsin bir yudum. Tansiyonu olanlar dilaltı haplarını. Şekeri olanlar da artık insülin iğnesini yaparsın. Ama bir şeyler yapın. Kritik yere geliyorum. Şimdi gençler. Negatif taban. Hem sayım negatif hem üstüm negatif. Yani basmışlar eksiği. Bakalım. Şimdi korku yok. Sıkıntı yok. Melih Hoca'nın emin ellerindesiniz. Geriye yazsın. Şu andan itibaren sadece birazcık bir, bir buçuk iki dakika. Sadece bana odaklan dinle. Tamam. Sohbet ediyoruz. Acelemiz yok. Adım adım. Tepede eksi görüyorum. Aa ne diyordu bu eksi? Ters çevir diyordu. Tamam kardeş çeviririz. Senin dediğini yapmayacağız da kimin dediğini yapacağız diyorsunuz. İkinin altında bir var. Ters çevirdim. Bir bölü iki oldu. Tepedeki eksi uçtu. Üç. Bak adım adım. Tepedeki eksiden kurtuldum. Devam ediyorum. Şimdi bakıyorum. Ya bu sayı negatif. Hani üstteki eksiden kurtulduk da alttakinden de kurtulabilecek miyim? Ona bakıyorum. Negatif sayı tepeye gittim. Tepede ne var? Tek kuvvet var. Et diye, süt diye karışmaz. Cık, tadından yenmez. Eksi, eksi olarak kalmaya devam ediyor. Ondan sonra yapıştır. Birin üçüncü kuvveti bir, ikinin üçüncü kuvveti sekiz bitmiştir. Eksi bir bölü sekiz. Olmadı mı? Gel bir tane daha. Gel. Tepede eksi var. Hemen dediğimi yapayım da kurtulayım şu nalet eksiden. 5 bölü bir. Ters çevir 1 bölü 5. Hoppadanak eksi 1 bölü 5'imi yaptım. Tepedeki arkadaşa ne dedik? Meşaleyi söndür ve adaya veda et dedik. Gitti. Tepede sadece 2 kaldı. Şimdi eşittir. Hala bir tedirginim çünkü sayım hala negatif. Taban negatif. O yüzden tepeye gidiyorum. Tepeye bakıyorum. Hala burada çift kuvvet var ya. Ha ev sahibi gelmiş. Evin üstünde duruyor. O zaman hem sayılara hem eksiye. Herkese etkileyecek. Eksiyi artı yapacak. 1'in ikinci kuvveti 1, 5'in ikinci kuvveti 25. Cevap artı 1 bölü 25. Nokta. Tamam. Gel. Almadı mı? Gel bir tane daha. Gel. Bizde örnek bitmez. Denizde kum. Melih Hoca da soru. Şimdi burada. Tepede eksi var. Hiç acelem yok. Önce tepede eksi var. Ters çevir diyor. Yapıştır. Hiçbir şeye dokunma. Hiçbir şeye dokunma. Sadece ters çevir. Adım adım. Hızlı gitmek yok. Ters çevirdim hocam. Tepede ne var? 2 var. Kalsın. Eksi gitti. Şimdi eşittir işaretimi belirleyeceğim artık. Çünkü sayım negatif. Korkuyorum. Tir 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 titriyorum. Bakıyorum tepeye. Aa titrenecek bir şey yokmuş. Çift kuvvetmiş. Çift kuvvet herkese karışacak. Eksiği artı yapacak. Ondan sonra da 7'nin ikinci kuvveti 49. 3'ün ikinci kuvveti 9. Cevap 49 bölü 9. Geçmiş olsun. Bu artıyı yazmasa da olur bu arada. Çünkü zaten 49 bölü 9 gördüğünde biz onun pozitif olduğunu anlayabiliyoruz. O kadar da şey değiliz. Tamam. 3 IQ yeter buna pozitif olduğunu anlamak için. Dedim. Bence burayı da hallettik. Bir de seni bunları toparlayıcı bir şekilde tek sayfada görmeni istiyorum. Bak şimdi burada bunu da not edin. Hemen hatta şunu kağıda kendin yaz. Duvarına böyle şak diye yaz. Ya da tavana asın. Tamam mı? Gece rüyalarınıza girsin böyle. Artının tek kuvveti Artının çift kuvveti size kocaman artı. Çünkü hiçbir kuvvet benim pozitif sayımı değiştiremez. Tamam mı? Ya benim ülkemin pozitif sayıları bile bir başka bakıyor. Ama <laughs> değişik yerlere gittik onu. Ama sayım negatifse bir ufacık çıtır çerezden frene basıyorum. Tehlike çanları çalıyor. Sayım negatif çünkü. Hemen bakıyorum. Tepede tek kuvvet varsa neyse ki E var. Etliye sütliye karışmaz. Eksi eksi devam eder. Ama tepede çift var. Bir ürktük değil mi? Böyle bir şeyler geldi. Ürperti geldi. Çift kuvvet olunca ne oluyordu? İçerideki herkese sataşıyordu. O yüzden eksiye artı yapar. Gençler bilmeniz gereken tek bir durum var. O da budur. Tamam. Çünkü değişim olan tek durum bu. Eksiyi artıya dönüştürebilirsiniz. O da bu. O da nasılmış? Parantez üstü çift kuvvetle. Geçtim. Burayı zaten daha önce de anlatmıştık. Hadi devam. Şimdi ciksimize bakalım. İşleminin sonucunu bulacağım. 12 tertemiz sayı. Vay işte keşke herkes böyle olsa. Ama şurada bir çıkıntılık var. 2'nin eksi 3. kuvveti eşittir. Ne görüyorum? Tepede eksi görüyorum. Ters çevireceğim. Kimi? 2 bölü 1'e. Ters çevirdim 1 bölü 2. Tepedeki arkadaşın eksisi gitti. 3 kaldı. 1'in 3. kuvveti 1. 2'nin 3. kuvveti 8. Bu kadar. Ezberlersen böyle çözersin. Ezberlemezsen 2'nin 3. kuvveti neydi neydi ne... Sabaha kadar seni bekleyemeyiz. Tamam. Dolayısıyla bunu da hallettim ve en can sıkıcı yere geldim. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti. Hemen yazıyorum. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti. Eşittir. İki uz. Şimdi <laughs> İngilizce bilenler. Sizi gidi sidi. İki dedim bak. Oldu mu? Telaffuzda bir sıkıntı olabilir ama olsun. Şimdi tepede eksi var. Ters çeviriyorum. 1 bölü eksi 3. Tamam mı? Böyle kaldı. Tepedeki eksi gitti 1 kaldı. E bir tek kuvvet hoca. O zaman eksi kalacak. Eksi değiştiremeyeceksin. Ve cevap 1 bölü 3. Biliyorsunuz bu eksi işaretini alta, yukarıya ya da kesirin yanına istediğiniz bir yere yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi artık gel. Cevaba gel. 12 çarpı şu arkadaşı ne bulmuştuk? 1 bölü 8 bulmuştuk. En sondaki arkadaşı da eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Şimdi buradan tabii ki de çok güzel sadeleştirmelerim var. 4'e böldüm. 3 ve 2. Aha şunla da şunu uçurdum. 3'ler de gitti tertemiz. Eksi kaldı. Eksi 1 kaldı yukarıda. Aşağıda da bir tane 2 kaldı. Eksi 1 bölü 2 Bursa'ya vurdum. Geçtim. Cix 3. ABC birer tam sayı olmak üzere. ABC toplamı kaçtır. Şimdi bak Birincisi, birincisi a üzeri eksi 5 demiş. Eksi 1 bölü 32. Şimdi a üzeri eksi 5 deyince bir, böyle bir telaşlanmış olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tepede eksi var. Ters çevir. Yapacak bir şey yok. 1 bölü a'nın 5. kuvveti. İşte buna demiş ki eksi 1 bölü 32. İşte ezberlersen burada 32'nin aslında 2'nin 5. kuvveti olduğunu bilirsin. Ezberlemezsen bilemezsin. Dolayısıyla burada ne geldi bakın. 1 bölü A'nın 5. kuvveti 1 bölü 2'nin 5. kuvvetine denk geldi. O zaman A neymiş? 2 diyemem. Çünkü bir de eksimiz var. Dolayısıyla ne diyeceğim? Eksi 2 diyeceğim. Eksi 2'nin 5. kuvveti ancak eksi 2'nin 5. kuvveti de eşittir. A'yı buldum. Devam. Bu çok basit. Yine ezberimde var neyse ki. 4'ün de bir 3. kuvvetine gidelim. Tamam. 64 nedir? 4'ün 3. kuvvetidir. O zaman ben B'yi de bak. 4 üzeri B. 4 üzeri 3. Demek ki B neymiş? 3 IQ'ya 3 tane yeter. B neymiş? 3'müş. Tamam mı? Bunu da hallettim. Geçtim karşıya 3'ün C'inci kuvvetine. C'inci kuvvet. Burada da 81'i biliyorum ki ben. Ben 81'i biliyorum. Nedir? 1 bölü 3 üzeri 4'tür. Bak şimdi. Yeni şey açılıyor. Oyunda, videoda yeni e, özellik açılıyor. Gençler. Buradaki paydadaki üstü sayıyı yukarı alayabil... Al konuşamadım ya. Olacak. Dur bir daha deneyelim paydadaki üslü ifadeyi yukarıya taşıyabilirsiniz. Paya. Bunu yapmanın bir tanecik bedeli var. O da kuvvetin işaretini değiştirmek. Dolayısıyla ben bunu yukarıya almak istiyorsam 3'ün eksi 4. kuvveti olarak alacağım. Şimdi 3 üzeri c 3 üzeri eksi 4'e eşit oldu. Demek ki c neymiş? Eksi dönmüş. Tamam. Yine üç IQ ile bunu anlayabiliyoruz. Şimdi herkesi buldum. Hepsini toplayacakmışız. ama sıkıcı şeyler. Ben kalkmışım orada canavar gibi dağıtmışım ortalığı. Neler neler çözmüşüm. En sonunda toplama soruyor. Bu bize bir hakaret olması lazım. Eksi 2, eksi 4 daha. Eksi 6. Bir de artı 3'ümüz var. Cevap eksi 3. Devam ke. Üstün üstüne geldim. Şimdi işler iyice kızışıyor. Ortalık kaynıyor. Gençler Şöyle bir üstü ifadeyle matematikçi amcalar yetinmemişler. Doyumsuz bunlar. Aç aç. Demişler ki bir tane üstü ifadeyi keşfettik. Peki bunun niye üstünü keşfetmiyoruz ki? Niye bu öğrencilerin canını daha çok sıkmıyoruz ki? Demişler üstün üstü ortaya çıkmış. Gençler bir üstü sayının üstünde de üs varsa bu iki arkadaş yani üstün üstü çarpılır. Hemen yorumlara gidip çöküyorsunuz. Bunu aklımıza kazıyoruz. Yorum yaz. Üstün üstü çarpılır. Gönder. Herkesin yorumlarında bunu göreceğim. Tamam mı? Kendi duygu düşüncelerinizi de başka bir yorumda anlatabilirsiniz. Üstün üstü çarpıları yazacağız. Yazarak öğreneceğiz. Yorumlara yaz. Şimdi videonun da bu dakikasına kadar kimler takip etmiş onları da bir göreyim bakayım. Tamam mı? Kaçan, erken kaçanlar bizden değildir. Onlar LGS canavarı değildir. En fazla kapı çalmıştır. Annesi babası çağırmıştır. O. Onun dışındaki hiçbir bahaneyle videodan çıkış yapamazsınız. Şimdi ben izin verdim mi? Sordum mu öğretmenim dışarı çıkabilir miyim diye sordum mu? <laughs> Allah'ım kafa gitti iyice. Üstün üstü çarpılır. Dolayısıyla bu x üzeri a çarpı b'dir. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır. Video bitmeden gidemezsin. Şimdi şu örnekleri hemen patlatalım. 7 üzeri 2 üzeri 3. e 2 kere 3 6. e Bu 7 üzeri 6. Nokta. Tamam. Hocam eksili olursa hiçbir şey olmaz. 2 ile eksi 3'ü çarparsın. Nedir? 6'dır. Nokta. Tamam. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 3, 6. Bak 10. Şeyle, ceza ile falan kapışırım. Çok güzel rap oldu. Tamam. Eksi ile eksi artı. 2 kere 3, 6. Tamam. Tabanımız 5. Tabanlar hiçbir zaman değişmiyor. 3 kere eksi 4. Artı ile eksi, eksi. 3 kere 4, 12. Bu da oldu. Bu da uydu. Tamam fena değiliz ha. Şş, bugün iyi gidiyoruz. X4. Ciddiyet isteyen köfte soru. Şimdi verilen eşitliğe göre X kaçtır? Şimdi ben sana üstünü üstünü niye öğrettim bir sor. Al işte bunları çözesin diye. Şimdi gençler bakınız. Ciddi cid, biraz ciddiyet hocam. Karşınızda şu şekilde iki tane üstü ifadenin eşitliği varsa hemen gözünüzü tabanlara dikiyorsunuz. Tabanlar arasında bir akrabalık var mı? Bunu araştıracağız. Tamam mı? Nasıl araştıracağız? 9 ve 81. E var. Hocam 81 hocam 81 9'un ikinci kuvveti ya. Hani siz demiştiniz ya biz ezberledik onu. Demen lazım. Ezberle dedik çünkü sana. 81'i gördün mü 9'un ikinci kuvveti aklına gelecek. Ya da 3'ün dördüncü kuvveti. Tamam. E bir de bunun hocam 81'in de üstünde 3 var. Hani sen şu an şuraya 81 yazdın. E3 nerede? İşte o da şimdi geldi. Tamam mı? Üstün üstü de çarpıldı mı? 9 üzeri 6 oldu mu? Müthiş gidiyorsunuz. E 9 üzeri x artı 1. 9 üzeri x artı 1. 9 üzeri 6'ya eşitmiş. Buradan x artı 1'in 6 olması gerekmez mi? Dolayısıyla x 5. Kapış. İyi gidiyoruz. Devam. Tablet. Lütfen arkadaşım ya. Hıh. Bazen geliyor beni ya. Geçmeyecek zannediyorum. Ders orada kalacak, bit, bit, bitecek zannediyorum. Üstü sayılarda üstü sayıları sıralama, üstü sayılarda sıralama. Şimdi gençler, üstün üstünü öğrenmemizin bir diğer sebebi de bu. Sebebi ziyareti de bu. Üstü sayıları sıralamak gerekiyor bazen. Hani kim daha büyük, kim daha küçük bunu bilmemiz gerekiyor. Oğlum burası hamama döndü ya. Küçük bir sauna, partikül matematik saunalarına döndük. Üf. Bu ne ya? Bu şartlarda ders anlatamam ben. Ben çıkıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Arada biz de coşabiliyoruz. Sayıları bulacağız. Şimdi sıralama yapmak istiyorsan birinci seçeneğin bulacağın sayıları ya. Hocam 3 üzeri 2 9'dur. 2 üzeri 3 8'dir. Aa, al sana 9 büyüktür 8. İyi de böyle her zaman güllük gülistanlık olacak mı böyle dünyamız? Hayır. O zaman ne yapıyorsun? Mesela 2 üzeri 12 hadi bulsana sayıyı. 4 üzeri 5 hadi onu da bul. 2 hafta sonra gelir söylersin. Hayır. Bu gibi durumlarda ne demiştim az önce? 2 üslü sayı gördün mü? Tabanlara gözlük yorsun. Bunlar arasında bir akrabalık var mı? Varsa bunu kullanacağız çünkü. E var. 2 ve 4'ün akraba olduğunu ezberleyeceksin. Çünkü burada 4 gördün mü? 2 iki üzeri 2'yi aklımızda hemen getireceğiz. Bir de üstünde 5 var. Aa ne oldu bu sayı üstün üstünden? 2 kere 5 10 oldu. Burası da 2 üzeri 12. Heh şimdi kim büyük? çok net söyleyebilirsin. Üstü büyük olan büyük. Çünkü tabanları eşitledik. Anlaştık. Sıkıntı yok. O zaman bir diğer noktada. Hocam senin dediğini yaptık. Sayıları bulmaya çalıştık. Sayılar büyük olmadı. O zaman dedik ki tabanlar arasında bir akrabalık keşfedelim. Hocam yine olmadı. Ne yapacağız? O zaman da üstlere göz dikeceksin. Çünkü burada bak 2, 3, 7. Oğlum bunlar akraba değil. 2 nerede? 7 nerede? Tamam. O zaman da üstleri eşitlemeye çalışacağız. Yani diyeceğiz ki ya bu mesela 2 üzeri 40. Diyeceğiz ki ya bu 40 üstün üstü çarpılırdan gelmiştir. Orada da hemen üstler arasında bir ilişki bulacaksınız. 20, 30, 40. Burada hepsinin ortağı kim? E o. Hepsi ona bölünür. Tut aklında. O zaman ben diyeceğim ki sana şimdi. 40 yerine 4 çarpı 10 düşünelim. Buradan da buradan da 2 üzeri 4 tutalım içeride. Onu tepeye koyalım. 3 üstünde 3 kere 10. O zaman 3 üzeri 3'ü tutalım. Onu tepeye koyalım. 7 üstünde 2 kere 10. 7 üzeri 2 içeride bırakıp onu tepeye koyalım. Üstlerin hepsini eşitlediniz mi? Şimdi cillop oldu işte. Şimdi tadından yenmez. Çünkü bu kardeşimiz 16 üzeri 10, bu kardeşimiz 3 üzeri 3 27, 27 üzeri 10, bu arkadaşımız da 49 üzeri 10 artık kim büyük belli. Hepsinin üstü eşit çünkü tabanı büyük olan büyük. Dolayısıyla şu büyük yani 7 üzeri 20 en büyükmüş bakın. Aa, hocam onun üstü küçüktü ama büyük çıktı. E bak çıkıyormuş işte matematik yanılmaz. Ondan sonra 27 üzeri 10 ki biz onu nereden getirmiştik? 3 üzeri 30'dan getirmiştik ve en sonunda da 2 üzeri 40 diyor. Buradan da zıplayıp geçiyorum. Cix 5'imize bakalım. 35 dakika olmuş lan. İzmir'e selam. O zaman bu eşitlikler veriliyormuş. X üzeri Y söyle. Yani X'i Y'yi bul. Canımızı sıkma. Soruyu çöz git diyor. Şimdi Allah <laughs> çözmeden gitmeyeceğiz. Şimdi Cix 5'te ne yapacağız? Gençler burada 64 var. Burada 256 var. Sen şimdi bak mesela bu soruyu bana getirip desen ki hocam ben bu soruyu yapamadım. Yapabilir misiniz? Hey hocam desen derim ki yürü git. Gel git. Üstü sayıları ezberle öyle gel. Çünkü hemen soracağım. 64 ve 256 akraba mıdır diyeceğim ben sana. Sen diyeceksin ki bilemiyorum hocam. Öyle kekelediğin anda gittin tamam elendin. Dolayısıyla burada 64'ün 206, 256'nın da 2 üzeri 8 olduğunu bileceksin. Boşuna demedik ezberle diye. Buradan şimdi ben yürüyeceğim çünkü bak tabanları eşitledim. Gel 64 yerine 2 üzeri 6 yazıyorum. Tepesinde 4 var. 256 yerine 2 üzeri 8 yazıyorum. Tepesinde x var. Biraz kalemi büyütelim. Şimdi burada, burada üstün üstü çarpılır. 6 kere 4, 24. Dolayısıyla 2 üzeri 24 eşittir. 8 çarpı x'ten 8x. Yani 2 üzeri 8x. Hoppa! 24 8x'e eşitmiş. E bu eşitlik nasıl sağlanır? x'in 3 olduğu durumda sağlanır. Nokta. Hemen geçiyorum ikinci arkadaşa. 125 ve 25 var. 125'in 5'in 3. kuvveti olduğunu bileceğiz. Üstünde de y var. 25 de 5'in 2. kuvvetiymiş. Üstünde eksi 3 var. Üstün üstü çarpılır diye bas bas bağırıyoruz. Gitme be soru. 5 üzeri 3 kere y'den 3 y. Burada da 5 üzeri 2 kere eksi 3'ten eksi 6. Ha o zaman diyeceğiz ki 3 y eksi 6'ya eşitmiş. E buradan da 3 ile kaçı çarparsam eksi 6 yapar. Eksi 2'yi. Soru bitmedi. Bitmeyen soru yapmışlar. X üssü Y soruluyor. Ben sana onu şurada çözeyim. X kaç? 3. Y kaç? Eksi 2. 3 üzeri eksi 2. Tepede eksi var. Ters çevir. 3'ün ikinci kuvveti 9. Cevap 1 bölü 9. Tamam. Bu arada bir yerden başka bir yere sayı taşıyorsanız parantez kullanmayı da unutmayın. Bu soruda önemli değildi Parantez. Çünkü sayım pozitif. Pozitif zaten parantezde bir işi yok. Ama sayım negatif olsaydı mesela x'i şunu negatif bulsaydık buraya x yani negatif olsaydı o x'in parantez içinde gitmesi gerekiyordu. Aklında olsun. Geçtim ho oh, birime. Hala ho oh, oh, bilmeyenler var ya açılımı ne diye hala yorumlar görüyorum. Oğlum siz nasıl LGS canavarısınız? Siz daha LGS canavarı olmamışsınız demek ki. Hoh'un açılımını bilenler bilmeyenlere de söylesin. X ve Y tam sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş gençler. Bu gerçekten bir Hoh sorusu. X pozitif tek sayıymış. Y negatif çift sayıymış. Aşağıdakilerin hangisi negatif tam sayıdır diyor. Senin şu an ilk soruyu okur okumaz aklına ne geldi? Hocam bunda sayı yok. Hocam bu acaba fen bilimlerinden bir soru olabilir mi? Bilemem. Sayı yok. Hı Bu yüzden ho oh işte. Tamam mı? Şimdi gençler sıkıntı yok, stres yok. Sakin sakin düşüneceğiz. Ya demiş ki x pozitif tek sayı. Pozitif ve tek. Yani x'in pozitif olduğunu şöyle not düşeyim. Ee, bir de tek sayıymış. Mesela artı 3 olabilir. Bir örnek ver geç. Tamam. Y'ye bakıyorum. Y kardeşimiz negatifmiş. Ha eksiymiş ve çiftmiş. Mesela eksi 2 gibi. Güzel. Şimdi hangisi negatif diye bakacağım. Yani bir kere x'in taban olma ihtimali yok. Çünkü x pozitif. x'i tabana yazarsan sonuç her türlü üstüne ne koyarsan istersen üstüne sen çık yine negatife döndüremezsin. Bu kadar. Tamam mı? Dolayısıyla tabana pozitif yazarsan sonuç hep pozitif çıkacak. Bunlar pozitif. Üstüne bakmam bile. Şimdi sayımın sonucum negatif istiyorsam tabanım negatif olacak. Dolayısıyla y ye gelmesi lazım. Şimdi birinci de sayım negatifti. Ve çiftti. Eksi 2 alabilirim mesela. Bu, bu tarz sorulara siz örnek atayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tepeye bakıyorum o da eksi 2. Ya bir kere tepede bir çift kuvvet gördük mü? Biz bu soruyu yine çözmeyiz. Sayının kaç olduğu umurumuzda değil. Tepede çift var. Bunun sonucu artı. Geç. Bu sonucu pozitif. Kesin pozitif. Tepede çift var çünkü. Parantezin üstünde hatta. Öyle olması lazım. Parantezin üstünde olduğu için sonuç pozitif. Nokta. O zaman cevap bu. Ha bunu istiyorsanız bulayım. Ters çevir. E, ee, 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 4 mesela. Diğerine baktığımızda son D şıkkına bakıyorum. 2'nin burada da artı 3. kuvvet. Yani 3. kuvveti direkt. E, eksi değişmez. Çünkü tek kuvvet. Ve 2'nin 3. kuvvetinden de 8. Hoh! 2'ye geçtim. Şimdi yine zıvanadan çıkacağımız bir soru. Sonucu tam sayı olan bir üslü ifadenin tabanı ile kuvvetinin çarpımı eksi olmuş. Bak bir üstü ifade var. Güzel güzel sorsunlar değil mi? Yok. Ne soruyorlar? Tabanla kuvvetin çarpımı eksi 10 diyorlar. Buna göre bu üstü ifadenin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diyor. Abo sert soru. Bu bizim nereden biliyorsun? Mavi partikül matematik mavi kitapta. Baskıda gelecek. Belki de sen bu videoyu izlerken baskısı çıkmış olabilir. Şimdi Dijital haliyle bulabilirsiniz bu arada. Kitabın dijital baskısı da var. İnternette yazarsa. artık adam dijital soru bankası diye. Dijital halini bulabilirsiniz Çok çok daha uygun. Ve her yerde telefondan, tabletten açıp çözebiliyorsunuz. Şimdi sevgili gençler. Bir kere şu iki kardeşimizin tavan ve üst çarpımını bize vermiş. Eksi 10. Hemen saksıyı çalıştırıyorum. Tabii ki de sonucu tam sayı olan bir üst ifade olduğu için kesirli sayıları, virgüllü sayıları düşünmüyorum. Sadece tamları düşüneceğim. Tamam. Ee, eksi 10 nasıl çıkar? Eksi 10, iki sayının çarpımı eksi 10 nasıl çıkar? Birinci seçenek. Bir kere 10. Değil mi? Bir kere 10, 10'dur. Ama eksi 10 değildir. Araya bir eksi gelmesi lazım. Ya eksi 1'e gelecek ya da eksi 10 olacak. 10'a gelecek yani. Tamam mı? Bu ikisi mesela eksi 10'dur. Demek ki birinci çinkom eksi 1'e 10. İkincisi de 1'e eksi 10. Yani taban 1 üst eksi 10 gibi düşün. Devam ediyorum. 5 kere 2 10'dur. O zaman ya eksi 5'e 2 ya da 5'e eksi 2 alabilirim. Çünkü bunlar da yine nedir bakın? Eksi 10'dur. Başka da 10 yapan bir şey yok. Şimdi bu isli, üst, isli, isli <laughs> bu iskokan soruda üst ifademizin değeri en büyük nasıl olabilir? En büyük istiyorum. Sonuç tam sayı çıkacak bakın. Tamam. Sonucu büyük istiyorsam pozitif sayılarla iş yaparım. Negatifi istemem. Ne tabanda ne üstte. ne net İstemiyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla burada yapacağım şey şu. Yani ikili alacaksın ha. Hani bir şuradan 5 alayım hocam bir de oradan 10 alayım yok. Bir üstü ifade var sonuçta tabanı var. Üstü var çarpımları eksi 10 yapıyor. Bir oradan alayım bir de buradan alayım. Oldu bir de ben sana mesaj atayım. Öyle şey olur mu? Olmaz. Mesela burada 5 ve 2 grubunu alabilirim. Sonucu çok büyük bulmak istiyorum ya. İkisi de pozitif sayı. Mük. O zaman ya 5 üzeri 2 ya da 2 üzeri 5. Mesela 5 üzeri 2 nedir? 25. 2 üzeri 5 nedir? Ezberlemişsindir artık 32. Hangisi en büyük? 32 büyük. At cebe. Bu üstlü ifadenin alabileceği en büyük değeri buldum 32. Nokta. Hocam orada 10 var mı? 10 var. İyi de pardon pardon bir dakika bir dakika. Şeyi unutmuşuz. Eksi 10 yaptığını unutmuşuz. Dur burada 5'e eksi 2 alınır mı? Bu 5'e eksi 2 alacağız. 5'e 2 alınmaz doğru. Şimdi bir dakika şurayı düzeltiyorum. Olur olur. 43. dakikaya gelmişiz. Bizim de hata yapma lüksümüz var bence. Şimdi hemen düzelttik hava. Ya eksi 5'in ikinci kuvvetini alacağım o zaman. Şimdi ya da eksi 2'nin 5. kuvvetini alacağım. Heh, Şimdi buradan bana gelecek değerleri düşündüğümde bir kere şu eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32'dir. Çünkü tek kuvvet eksi değişmeyecek. Aynı devam. Tamam. Peki diğerinde eksi 5'in 2. kuvveti bak bu işte çift kuvvet olduğu için pozitif yaptı. 5'in 2. kuvveti de 25. O zaman büyük değer artı 25'miş. Heh. Alabileceğimiz en büyük değer artı 25. En küçüğü kim? Eksi 32. O da düştü cebimize. Tamam. Diğerlerini hesaplarsanız eğer, bak, onu da sağ üstte yapayım. Eksi birin onuncu kuvveti ya da e, eksi ya da onun eksi birinci kuvveti olacak şuradan, onun eksi birinci kuvveti ya da birin eksi onuncu kuvveti ya da eksi onun birinci kuvveti olacak. Yani bunların sonucundan bana eksi 32'den daha küçük ya da artı 25'ten daha büyük bir sonuç gelmiyor. Tamam. Dolayısıyla bunları alacağım. O zaman ne diyorum? 25 artı eksi 32 eşittir cevap toplamlarını sormuş ya hani toplamı da eksi 7'dir diyorum. Kalem atıyorum ve dersi burada noktalıyorum. Ben bittim. Şu an 45 dakika sonunda buralar artık yok. Yani ses muhtemelen ses tellerinden değil, dalaktan geliyor olabilir, böbreğimden geliyor olabilir ya da mideden bile geliyor olabilir. Tamam mı? Şimdi sevgili LGS canavarları dediğimiz gibi tükenmeden alın. Son baskıyı da bitirmek üzeresiniz. Partikül LGS defterine de yeni baskıya girmeden diyorum. Fiyatları da değişmeden malumunuz edinin. Bu gerçek anlamda sizin LGS başarınızı etkileyecek. Çünkü sizi planlı çalışmaya sevk ediyoruz. Burada haftalık hedefinizi koyacaksınız. Bir LGS canavarı haftalık planını yapar der ki burada matematik ben bu hafta 50 ne 50'si? 150 soru çözeceğim. Haftalık haftalık hedefini koyar. Buraya da gün gün çözdüğü soruları yazar, kendisini takip eder. Burada doğru yanlış boşlarını da yazar. Böyle açar ben bu hafta ne yapmışım geçmişe bakar. Ha doğru yanlışlarım kare köklülerden eksiyim. Hemen onu bir hafta sonraya daha fazla ekler. Tamam mı? Onun dışında burada eğlenceli bir defterdir. İçinde böyle hedef kartı olsun, okul programı, kurs programı, rengarenk güzel şeyler var. Yazılı notlarınızı yazabiliyorsunuz. Kaynaklarınızı burada yazıp takip edebiliyorsunuz. Yok yok LGS geri sayım sayıcı var. Bunu en çok burayı seviyorum. Doldurması böyle sonuna kadar gidiyorsun falan. Çok güzel bir bölüm. Orayı da tek tek doldurursunuz. Kitap okuduğunuz sayfalar var vesaire vesaire. Bunun detaylı zaten incelemesi kanalda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Mutlaka diyorum ki açıklamada linki de var. Bıçlar indirim kodu da var. Onunla beraber edinebilirsiniz dedim ve dersi bitirdim. Üstü ifadelerin birincisini patates ettik. İkincide yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.